Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda doğa felsefesini incelemeye devam ediyoruz ve fiziksel özellikleri inceleyeceğiz. Kohezyon, ses ve ısı gibi fiziksel özellikleri bu videoda inceleyeceğiz. Doğa felsefesinin ilk alanı mekanik alanıydı ve burada her şey soyut bir varlık olarak, soyut bir hareket ve soyut bir nokta olarak, yer çekiminin merkezinin noktası olarak vardı. Fizikte ise artık o soyut noktadan, o soyut noktanın egemenliğinden madde kurtulup kendi kişiliğini kazanmaya başlamıştı. Bunu da ilk önce Güneş sisteminde, ondaki gezegenlerdeki elementlerde ve gezegenlerdeki doğal olaylarda, doğal afetlerde bir karakterin oluşmaya başladığını görüyoruz. Ancak bu karakter hala yer çekiminin egemenliğinden kurtulmuş değildi. Yer çekimi henüz sadece dünyasallaşmıştı. Şimdi ise artık cisim kendi merkezini, kendi kütle merkezini kazanmaya başlayacak ve bununla birlikte artık cisimler büyük topluluklar olarak değil, tekil tekil cisimler olarak artık madde karakterini kazanmaya başlayacak. Bunu da ilk olarak evrensel o yer çekimi merkezinden kurtulup cismin kendi yer çekim merkezine, özgül ağırlık merkezine sahip olmasıyla göreceğiz. İlk önce cisimler kendi özgül ağırlık merkezleriyle bir karakter olarak ortaya çıkıyorlar gezegenlerde. Bu aynı zamanda cismin bir kendi merkezinde bir çekim oluşturmasını ve kendi şeklini ortaya çıkarmasını karşımıza çıkarıyor. Yani ilk önce cisimler o taşlarda gördüğümüz gibi kendileri birer şekil olarak, birer karakter olarak dünyada kendi karakterlerini var ediyorlar. Bu cisimleri bir arada tutan, bu cisimlerin parçalarını bir arada tutan kuvvet, kohezyon, o içsel çekim kuvvetine de kohezyon kuvveti diyeceğiz. Artık her cismin kendisine göre bir özgül yoğunluğu, yani hacim kütle ilişkisi vardır. Bu kendi karakterini oluşturmaktadır. Bütün o doğal cisimlerin yapışkanlığı, sertliği, yumuşaklığı ve elastikliği gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Bu özellikler içinde elastikliği, yani harekete, kendi içsel bir salınıma, kendi içsel bir titreşime, bir harekete geçişi kendisini dünyada ifade edeceği bir aşamanın kapısını açacak bize. Biliyoruz ki bu titreşim maddelerde sesi doğuruyor. Yani sesle birlikte artık o doğal cisimler kendilerini ses olarak ifade etmeye başlıyorlar. O soyut şekilleri artık evrende somut bir biçimde ses olarak ifade ediyorlar. O cisimlerin artık sesini duyuyoruz. Böylece de cisimler artık maddileşmiş uzaydan çıkıp maddileşmiş bir zaman haline geliyorlar. O soyut uzay zaman ilişkilerini artık şekilde maddeleşmiş bir uzay olarak, seste ise maddeleşmiş bir zaman olarak görebiliyoruz. Tabii sesi kendisi yaratan, yani kendiliğinden dışsal bir etki olmadan ses yaratan fiziksel varlıklar, benim şu an konuşmamdan da göreceğiniz gibi canlı varlıklardır. Sesi kendiliğinden üreten cisimler canlı varlıklardır. Henüz bu aşamada değil, henüz doğa bu aşamada değil. Kendi karakterini kazandı ama kendi sesini kendisi kendiliğinden çıkarmıyor. Ancak ona vurulunca bir ses çıkarıyor. Yani metale, bir taşa, bir ağaca vurduğumuz zaman bir ses alıyoruz. Ve bununla onun karakterini ortaya çıkarmış oluyoruz. Ama bu kendi kendine ortaya çıkmıyor. Yine tabii bu karakteri, yani her cismin kendisinden aldığımız ses de dediğimiz gibi onun karakteriyle birebir ilişkili. Onun yoğunluğuyla, onun titreşim özelliğiyle, harekete hazırlığıyla, sertliğiyle, yumuşaklığıyla ilişkili bir ses duyuyoruz her cisimden. Ki bu ses o cisimlerin artık maddileşmiş bir ruhunu bize veriyor ya da maddileşmiş bir ışık gibi ses yayılıyor. Bu sese bir mekanik ışık da diyebiliriz. Yine de bu ses tabii bir dışsal iletişim metodu. Yani ses tabii diğer maddelerden de geçiyor ama yine de bu içsel bir iletişim değil. O maddeden çıkıp dışsallaşmış bir iletişim aracı, dışsallaşmış bir o maddenin kendini ifade aracı. Maddelerin içsel, gerçek, özsel bir iletişime geçtikleri aşamada ne olabilir diye biraz düşünürseniz, bu aslında birbirine geçmeleri hani o erimeyle olabilir. Yani ısı ilişkisi, artık ısıyla birlikte maddeler gerçekten o fizikselliklerinden, şekillerinden de sıyrılıp birbirleriyle kaynaşırlar, birbirleriyle iletişime geçerler. Artık o cisimler ruhlarını fiziksel dünyada da bir arada sergilerler ısıyla birlikte. Eğer
içsel olarak gelişkin bir cisimse ısı ile erir. Birbirine geçer dediğimiz gibi, ama eğer yeterince gelişkin ve esnek değilse ısı ile birlikte parçalanabilir cisim. Isı ile birlikte, erime ile birlikte artık cismin o şekli ortadan kalkar ama ruhu açığa çıkar ve yer çekiminde olduğu gibi soyut bir birleşme değil. O yer çekim noktalarının birleşmesi değil. Artık cisimlerin bedenlerinin birleşmesinden bahsediyor oluruz. Bu anlamda da fiziksel özelliklerinin doruğunu ısıda görürüz ve ısıda ışık da ortaya çıkar, ama bu ışık artık maddileşmiş bir zemini olan ışıktır. Soyut bir ışık değildir, dışsal bir ışık değildir. Isı dışsal ifadesini kaloride ve bunun ölçüm aracı termometrede bulur ve her cismin kendi karakterine uygun ısı özellikleri vardır ki buna özgül ısı da diyebiliriz. Şekilsel birleşme artık dediğimiz gibi ısıda ve erime ilişkilerinde karşımıza çıkar. Ancak maddelerin gerçek birleşmeleri, yani bu şekil, sadece şekillerin birleşmesinden bahsetmeyeceğimiz, artık maddelerin gerçek anlamında kaynaşıp yeni maddelere dönüştükleri, evrildikleri sürecin adı kimya sürecidir. Bundan sonrasında doğa felsefesinde bundan sonraki adımımızda kimyayı inceleyeceğiz. Kimya kavramlarını inceleyeceğiz. O zamana kadar lütfen aşağıdan doğa felsefesinin nerede durduğunu, felsefe şemamızda doğa felsefesi nerede duruyor ve bunun kavramları nelerdir? Felsefe şemamızda bunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kimya konusunda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.